Arkadaşlar merhaba bu videomuz Aydın yayınlarına ait ayet kimya denemelerinden 28. sini çözeceğiz. Birinci sorumuza baktığımızda diyor ki 3D alt katmandaki orbitallerle ilgili yargılanan hangileri doğrudur? Mn değeri 0 olan 2 elektron sahip olabilir diyor. Bakın 3D'nin altına biliyorsunuz ki 5 tane orbital çiziyoruz. Ve bunların Mn yani manyetik kuantum sayıları eksi 2, eksi 1, 0, artı 1, artı 2 şeklinde de yani şu sıfıra sahip olan iki tane elektron olabilir mi? Olabilir. Yani hepsi tam dolu olursa bu olabilir. Açısal momentum kuantum sayısı 2'dir denilmiş. Evet açısal momentum kuantum sayısı dediği L'ye karşılık geliyor. L eşittir 2 olduğunda bu da D orbitaline karşılık gelir. Bu ifademiz de doğrudur. Madeline Kulaçevski kuralına göre enerji değeri 6'dır diyor. Şimdi bu kurala göre bir orbitalin enerjisi bulunurken n artı l değerine göre bulunur. Şimdi şu başındaki baş kuantum sayısı 3. L'si de az önce söyledik. 2 o zaman bunu topladığımızda burası 5 olur. Bu ifade yanlıştır. 1 ve 2 olur. Evet ikinci sorumuza baktığımızda dök periyodik tabloda konumu belirtilen x, y, z elementleriyle ilgili aşağıdaki açıklamalardan hangisi? Yanlışlıkla atom çapları demiş Z büyüktür. X'den o da büyüktür. Y'den et, atom çapı biliyorsunuz ki bu tarafa ve bu tarafa doğru artar. Aşağıda olan Z'nin çapı en büyüktür. Önce periyot etkilidir. Daha sonra X o da büyüktür. Y şeklinde olur. Bu ifade doğrudur. Enerji düze düzeyi sayıları periyotları demektir. Şimdi bunlar bakın X ve Y aynı periyotta. Bunların periyot numaraları eşit olduğu için enerji düzeyleri eşit. Z'nin enerji düzeyi ise aşağı inilecek. Artacağından bu ifade de doğrudur. Oksitlerin sulu çözeltilen bazik kuvveti yine oksitlerin sulu çözeltisi bakın periyot tabloda bu tarafa ve bu tarafa doğru artar. Z en solda ve en aşağıda olduğu için büyüktür. X'ten o da büyüktür. Y'den ifadesi yine doğrudur. Zaten 1A grubu ve 2A grubu metal oldukları için de metal oksitler bazik özellik gösterir. Onu da belirtelim. Kendi aralarında metalik bağlı bileşik oluşturur. Bakın metalik bağlı bileşik diye bir şey yok. Şimdi nedir metallerde metalik bağ vardır ama metalik bağlı bileşik diye bir ifade yok. Yani bunlar kendi aralarında bileşik oluşturmazlar. Değişik bir sonra Elektron verme eğilimi. Yine elektron verme eğilimi tabloda bu tarafa ve aşağıya doğru artar. X Y'yi kıyaslarsak sol tarafta olan X'in elektron verme eğilimi daha büyüktür. Evet üçüncü sorumuza baktığımızda diyor ki şekildeki sistemde üç ayrı bölmede derişimleri belirtilen aynı sıcaktaki suda X tuzu çözüle hazırlanan çözeltiler vardır. Aradaki kapaklar açılıp sabit sıcakta çözeltilerin tamamen karışmaları sağlanıyor. Her bölmedeki çözeltinin molar derişimi nasıl değişir? Çözelti karıştırmada şu formülü kullanacağız. M1 V1 artı M2 V2 artı 3 tane olduğu için M3 V3 eşittir. M son V son diyeceğiz. Şimdi burası kaç yapar? 0 6 3 ile çarptık. 1.8 artı 1 kere 1. Burada 2'ni kap 1 yapar. Artı 0.6'yı 4 ile çarptık. 2.4 eşittir. En son çarpı. Son hacim. 3, 4, 8. Evet burayı topladığımızda 2.4, 3.4. 5.2 yapar. En son eşittir. 5.2 bölü 8'i e de karşı yattık. 8. Evet 5.2'yi 8'e böldüğümüzde 0.65 çıkar arkadaşlar. Şimdi bakın şöyle söyleyeyim. Burası 0.6 iken 0.65'e ne yapacak? yükselecek. O zaman burası 1 molardan 0.65'e düşecek. Burası da yine 0.6'dan 0.65'e artacak. O zaman ne olacak? Artar, azalır, artar. Yani C şıkkı olur arkadaşlar. Bu şekilde bulabiliriz. Evet dördüncü sorumuza baktığımızda dökü şekilde verilen kaplar içindeki gerçek x gazı piston X gazı piston hızla itilerek sıkıştırılıyor. Evet burada X gazını sıkıştırıyor. Bu işlemde gazın aşağıdaki ineceklerden hangisi değişmez? Piston aşağıya doğru iteklerseniz ne yapacaktır? Basıncı artacaktır. Hacim azalacaktır. Sıcaklık. Şimdi gerçek gazlarda bunu sıkıştırdığında burada gazlar sıvılaşmaya başlayacak. Gazlar sıvılaşırken de şöyle söyleyeyim. Mesela gazdan sıvıya geçmek endotermik bir olay olduğu için sıcaklık artacak. Bakın gerçek gaz ifadesi bunu yani şu sıcaklık olayına e, bağıntı kuralım diye verilmiştir kütlesi evet kütlesi değişmeyecektir sonuçta gaz öz kütlesi öz kütlesi ise burada ne yapacak değişiktir en bölü ve hacim azalacağından öz kütlesi artacaktır arkadaşlar yani cevap değişiklidir 5. sorumuza baktığımızda bir tepkime vermiş. Bu tepkimeye göre aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır diyor. Egzotermik bir tepkimedir. Bakın eksi 420 çıkmış. Delta H eksi çıkarsa burası nedir? Egzotermiktir. Ürünlerin ısı kapsamı girenlerin ısı kapsamından küçüktür. Şimdi delta H eşittir biliyoruz ki ürün eksi giren diyoruz. Şimdi bu işlemin sonucunun eksi çıkması için kimin büyük olması lazım? Buradaki girenlerin daha büyük olması lazım. Ürünlerin daha küçük ifadesi doğrudur. 0.2 mol propan gazı yandığında 84 kJ yandığında 84 kilo enerji gerekir diyor. Şimdi bakın arkadaşlar bu maddenin 1 mol yandığında ne kadar ısı açığa çıkıyor? 420. Şimdi şöyle bir denklem kurabiliriz. 1 mol propan yandığında 420 kJ şuradaki eksi egzotermik demek ısı açığa çıkar. O zaman 0.2 mol bu maddeden yanarsa ne kadar ısı açığa çıkar Evet Buradan 84 diye bir sayı çıkar. Bakın 84 kilojül. ama devamında ne diyor? Isı açığa çıkar. Şıkta ne diyor? Isı gerekir diyor. Bu ifade yanlıştır. Şu kısım yanlıştır. Enerji gerekir, enerji açığa çıkar demesi gerekiyordu. 7.2 gram su gaz hali oluştuğunda 42 kilo. 42 kilojül enerji açığa çıkar diyor. Yine bunu mole çevirsek en eşittir. 7,2 bölü 18 0,4 mol yapar. Bakın 4 mole 420 ise 0,4 mole 42 kilojül enerji açığa çıkar. Bu ifademiz doğrudur. Tepkime yalıtılmış bir sistemde gerçekleşirse sistemin sıcaklığı artar. E evet, egzotermik olduğu için ne yapacak? Isı açığa çıkacak. O da ortamı yani sistemde sistemin gerçekleştiği yeri kabın içerisine ısıtacaktır. E şıkkı da doğrudur. Evet 6. sorumuza baktığımızda ki, kapalı bir sistemde bulunan gaz karışımları yukarıdaki tepkimeye göre dengedeyken bu dengeyi sağa ya da sola kaydırmak için aşağıdaki işlemlerden hangileri uygulanmalıdır? Şimdi bakın hacmi küçültme diyor. Şimdi birinci işlemler için tek tek yorumlarsak hacmi küçültürsek molarite eşittir m bölü ve hacim küçültülürse molarite artar. Şimdi buranın da moleritesi artar. Peki burana kadar artar? 1 bir, bir daha 2K kadar artıyorsa burası 1K kadar artar. Burası daha çok arttığı için bu tarafa doğru. Evet sağa doğru kaydı. O zaman hacmi küçültme olabilir. Yani şu şıkların ikisi olabilir. Peki ortama bu maddeden ekleme. Şimdi siz bu maddeden eklerseniz burada bir fazlalık söz konusu olduğu için sola doğru kayacak. O zaman B şıkkı gitti. Sıcaklığı düşürme. Şimdi delta H sıfırdan küçük. Sıfırdan küçükse nedir? Egzotermiktir. ısı ürünler tarafında da sıcaklığı düşürseniz bu tarafa gelir. Bu da olabilir. Sıcaklığı yükseltme olmaz. Sol tarafa götürür. O zaman şu üç şıktan biri olacak. Bakın sıcaklığı düşürme diyor. Sıcaklığı düşürürseniz ürünlere doğru gelir. Bu olmaz. Hacmi küçültme. Hacmi küçültme az önce yorumlamıştık. Sağa doğru gidiyordu. Bu da olmaz. Sıcaklığı yükseltme demiş. şey, evet, sıcaklığı yükseltirseniz sol tarafa doğru gideceğine o zaman cevap değişiklidir. Evet yedinci sorumuza baktığımızda hız sabitini değiştiren faktörlere ilgili kavram haritasında yer alan ifadelerden hangileri doğru diye sorumuz. Zaten K'yı değiştiren 3 tane faktör var diyoruz ve şu şekilde kodluyoruz. T, S, K. Temas yüzeyi birincisi, ikincisi sıcaklık, üçüncüsü de katalizör olan cevap E şıkkıdır arkadaşlar. Sekizinci sorumuza baktığımızda diyor ki verilen sistemde elektroliz gerçekleşirken yargılar değişimlerden hangileri gerçekleşmez diyor. Şimdi arkadaşlar normalde bakın bu pil hücresi olsaydı yani şurada elektrik devresi değil de voltmetre olsaydı. Şimdi çinko'nun yükseltgenme potansiyeli ve şey indirgenme potansiyeli gümüşü indi kıyasladığımızda burası daha çok indirgenmek isteyecekti. Burası katot, burası anot olacaktı. Bu şartlar ne zaman voltmetrede? Siz buradan voltmetreyi söküp buraya elektrik devresi bağlarsanız o zaman işler tersine döner. Yani nedir? Gerçekleşmesi beklenen olaylar Terse dönüşür. O zaman bakın az önce burası anot görevi görmesi gerekirken olay tersine döndü. Burası katot oldu. Burası ise anot oldu. Yani burada indirgenme olacak. Buradaysa yükseltgenme olacak. Galvanik pil olsaydı ters olacaktı. Elektroliz hücresinde ise böyle olacak. Zamanla birinci kaptaki çinko yuyanlarının derişimi azalır. Şimdi burada indirgenme olacak. o zaman ne olacak? Şu teklifte bakın artı 2'den sıfıra gidecek. Zamanla bunların derişimi azalacak. Dış devrede elektronlar çinko elektrottan gümüş elektroda doğru akar. Her zaman elektronlar anottan katota doğru akar. O zaman ne olması lazım? Gümüşten çinkoya doğru. Bu olmaz. Zamanla gümüş elektrodun kütlesi azalır. Evet buradaysa bakın yükseltgenme tepkimesi olacak. Yani buradaki gümüş katısı zamanla gümüş iyonuna dönüşecek. Artı bir elektron zamanla aşınacak. Bu ifade de doğrudur. Hangileri gerçekleşmez dediği için cevap yalnız ikidir. Dokuzuncu sorumuza baktığımızda diyor ki metan molekülü ile ilgili yargılanan hangileri doğrudur diye sorulmuş. Şimdi burada hidrojenin elektron sayısı 1 olduğu için 1 elektronu kullanıp 1 bağ yapacak. Karbon ise 2'ye 4. 4 tane değerli elektron olduğu için 4 bağ yapacak. Yani metan molekülümüz şu şekildedir. Bir tane karbona 4 tane hidrojeni bu şekilde bağladık. Karbon, hidrojen bağı polar da Diyor. Evet, e, bu bağ farklı ametaller arasında olduğu için doğrudur. Benzen sıvısında iyi çözülmesi bekleniyor. diyor. Bakın bütün hidrokarbonlar apolar. Yani bu apolar bir madde. E, bu maddemizde hidrokarbon olduğu için bu da apolar. O zaman benzer benzeri çözer mantığıyla e, iyi çözülmesi beklenir. Bu da doğrudur. Yapısındaki sigma bağları sp3 s orbitallerinin örtüşmesi sonucu oluşur. Şimdi burada karbon öncelikle e, merkez atomun hibritleşmesini bulsak. 1, 2, 3, 4 tane yani sigma bağına sahip olduğu için e, hibritleşmesi sp3'tür. Yani şurada sigma bağında sp3 orbitallerindeki elektronu kullanır. Hidrojen içinse biliyorsunuz ki biri şu şekilde dağıtabiliriz. 1, s, 1. Yani şuradaki bir elektronunu kullanacaktır. O zaman şuradaki elektronla da s'den geldiği için. Buradaki örtüşmenin adı nedir? S, sp3 örtüşmesidir. O zaman bu da doğrudur. Bu durumda cevap e şıkkı. Yani hepsi olacaktır. Yukarıda bazı iyonların indirgenme potansiyelleri verilmiş. Diyor ki eğer bu tepkimenin ya, yani bu yarı geri, pilin gerilimi sıfır olsaydı magnezyum yükseltgenme gerilimi kaç volt olur diye sorulmuş. Şimdi burada şunu söyleyebiliriz. Yani burada e, bu maddenin geriliminin sıfır olması için bizim buraya ne yapmamız lazım? 1.66 eklememiz lazım. Yani buraya 1.66 eklediğimizde şurası 0.0 volt olacak. Şimdi bunlar zaten biliyorsunuz ki hidrojene göre hesaplanmış değerler. Yani bu sorunun mantığı da odur. Biz hidrojenin yerine alüminyumu alsaydık. Yani alüminyumu artı, artı 166 eklersek bütün elementlere bunu eklememiz lazım. O zaman buraya da 1.66 volt eklememiz lazım. O zaman eklediğimizde burası eksi 0.71 volt olur da. Tabi burada şuna da dikkat edin. Bakın magnezyum indirgeniyor. Yani şöyle diyebiliriz. Magnezyumun indirgenme potansiyeli eksi 0.71 volt olurdu bu durumda. Sonra da ise magnezyumun yükseltgenme potansiyeli diyor. Yani siz bir tepkimeyi ters çevirirseniz potansiyel ne yapar? İşaret değiştirir. O zaman artı 0.71 volt aradığımız cevap olacaktır. Yani cevap C şıkkıdır. 11. sorumuza baktığımızda diyor ki belirli bir sıcakta X flörürün sudaki çözünürlüğü 0.062 gram bölü litre. Çözünür çarpımı ise 4 çarpı 10 üzeri eksi 9'dur. Buna göre X'in atom kütlesi kaçtır? Denilmiş. Şimdi öncelikle şunu söyleyelim. Şu KÇC değerimizden bu maddemizin moleritesini bulabiliriz. Yani siz X flörür katısını alıp suya atarsanız bir tane x ve iki tane flor şeklinde iyonlaşacaktır. Şimdi bu maddemizin çözünürlüğüne S molarite dersek başındaki katsayılar eşit olduğu için burası da S molarite. Şurası ise 2 olduğu için burası da 2 S molarite olur. Şimdi K çeçeği bağıntımızı yani çözünürlük çarpımızı yazarsak K çeçeği eşittir. Ürün bölü giren. Tabi katıları almadığımız için girenlere bir şey yazmıyoruz. Burada sadece sudaki iyonları alıyorum. X artı 2 çarpı flor iyonunun başında 2 olduğu için karesi. Yani KÇ değerimiz 4 çarpı 10 üzeri eksi 9. Şurası S. Şurası ise 2S'nin karesi şey ne olacak. Burası 2S'nin karesi 4S kare. Bir de şunu da çarparsak. 4S küp yaptı. Şurası da 4 çarpı 10 üzeri eksi 9. Buradan öncelikle 4'ler birbirini götürürse ve e, her iki tarafın 3. dereceden kökünü alırsak o zaman buradan S eşittir 10 üzeri eksi 3 molar olur. Peki bu bizim ne işimize yarayacak? Bakın burada diyor ki e, şunun anlamı da, bunu da e, şöyle söyleyebiliriz. 1 litresinde 0.062 gram çözünür demek istiyor. Yani litre bir litrede bu kadar gram var demek istiyor. Ya yani biz burada çözeltimizin hacmini bir litre olarak kabul edelim ve oradan e, sorumuzu devam edelim. Önce molünü bulalım. Şimdi molerde eşittir m bölü V. Yani 10 üzeri eksi 3 eşittir m bölü hacimimizde 1 olsa yine buradan molimizde 10 üzeri eksi 3 mol çıkacaktır. Şimdi maddemizin molünü biliyoruz, gramını biliyoruz. Mol kütlesiyle ilgili bir şey sormuş. Onu da getirip şu formülde N eşittir m bölü MA'da hepsini birleştirebiliriz. O zaman 10 üzeri eksi 3 eşittir. Bunu da virgülden kurtarırsanız bakın 62 çarpı 10 üzeri eksi 3 gram yapar. Bölü mol kütlesi. Yani bizim elimizde kim var? X, F, 2. Yani floron şeklinde. Burada X'in sayısı 1. X bilmiyoruz. Flor 19. O zaman şurası da 38 yapar. Bu bizim MA değerimiz. O zaman getirdik. Onu da buraya yazdık. X artı 38. Şimdi 10 üzeri eksi 3'ler birbirini götürdü. O zaman buradan x artı tabi burada 1 kaldı. x artı 38 eşittir. 62 yaptı. İçler dışlardan 38'i karşıya attık. x eşittir. 24. Sonucuna ulaştık. Yani cevap B değişikli çıktı. 12. sorumuza baktığımızda diyor ki V litre kapta 0 derecede öz kütlesi 2,5 gram bölü litre olan X gazının X gazı 152 santimetre civa basınç yapmaktadır. Buna göre x gazının formülü aşağıdakilerden hangisidir Denemiş. Şimdi biliyorsunuz ki ideal gaz denklemimiz P ve N, R, T. yani param varsa ne rahat diye kodluyoruz. Şu mol yerine şöyle yazabilir miyiz? Yazabiliriz. N bölü M, A. Şu hacimle mol kütlesinde yer değiştirirsek P, M, A eşittir. N bölü V çarpı R, T. M bölü V demek öz kütle demek. Yani şu, şöyle, şu şekilde bir formülümüz var. P, M, A DRT dediğimiz. Yani bu formülü kullanacağız arkadaşlar. Bu formülün gelişiklerini de anlattım ama bilmeyen arkadaşlar da tekrar etmiş oldum. Şimdi yerine yazmamız lazım ama burada basıncın birimi atmosfer olmak zorunda. Burada ise santimetre civa verilmiş. Onu da Torricelli'nin deneyini hatırlarsak. Yani bir atmosfer 76 santimetre civarı olarak çıkmıştı. O zaman kaç atmosfer 152 santimetre civarı yapar? Buradan x eşittir 152 bölü 76'dan 2 atmosfer çıkar. O zaman şu formülde yerine yazıyorum. Basıncım 2. Mol kütlemi arıyorum. Onu bilmiyorum. Öz kütlem 2.5 çarpı. Ee, burada R değerim 22,4 bölü 273 gaz sabiti. Sıcaklık ise 0 derece denilmiş. O da ne olur? 273 Kelvin yapar. Çünkü 273 ekliyorduk. Burası da 273. Şimdi buradan 273'ler birbirini götürdü. E ee, şuradan 2,5 22,4 ile çarparsak 56 çıkar. Daha sonra 2'ye bölersek 28 çıkar. Yani bizim aradığımız maddenin mol kütlesi 28. Şıklığa da 28'i arıyoruz onu belirten. Bakın burada karbon 12, hidrojen 4 toplarsanız 16 yapar. O zaman olmadı. E ee, 12'yi 2 ile çarptık 24. 2 daha ekledik. Burası 26. O zaman B şıkkı da olmadı. Buraya baktığımızda 24. 4 de buradan 28. O zaman aradığınız cevabı buldunuz. Diğer şıkları da inceleyebilirsiniz. Bakın burası 24, 6 daha 30 olmaz. E, 48, 8 daha. Burası da 56 yapar. Burası da olmaz. Cevap C şıkkıdır. Evet 9. sorumuza baktığımızda Koda koşullarında bulunan eşit hacim ve derişimli yukarıdaki çözeltilerle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Birinci ve üçüncü çözeltiler karıştırdığında oluşan çözeltinin pH değeri 7 olur. Evet bakın kuvvetli asitle kuvvetli bazı karıştırdınız hacimlere eşit, derişimlere eşit. Yani o zaman şuradaki hidroksit ve hidrojenin mol sayısı da eşittir ki ne yapar? Tam nötrleşme olur ve tuz da şimdi burada oluşacak tuz da potasyum klorür tür bir tuzdur. O zaman ortam 7 olur. Üçüncü çözeltinin pH değeri en büyüktür. Evet bazın pH değeri biliyoruz ki 7'den büyük. Bunların ise pH değeri 7'den küçük. Onun için B şıkkı da doğrudur. İkinci ve üçüncü çözeltiyle karıştırıldığında oluşan çözeltinin pH değeri 7'den büyük olur. Bakın ikinci ve üçüncü çözeltiyi karıştırdığımızda normalde hidrojen ve hidroksit mol sayısı eşit. Yani bunlar ne yapacaklar? Tepkimeye girecekler. ikisi de bitecekler. Ama burada oluşacak bir tuzumuz var. Potasyum suyanır. Bakın kuvvetli baz zayıf asitten oluştuğu için bazik tuzdur. Bu oluşan tuz da bazik olduğu için pH değerimiz 7'den büyük olur. Birinci ve ikinci çözeltilerin pH değeri aynı da demiş. Bakın biri kuvvetli biri zayıf. Yani kuvvetlinin pH değeri daha küçüktür. Bu ifademiz yanlıştır. Cevap değişiklidir. Birinci ve üçüncü çözeltinin elektrik iletkenlikleri aynıdır. Evet İkisi de kuvvetli olduğu için ikisi de %100 iyonlaşır. O zaman elektrik iletkenlikleri bakın birinde hidrojen artı klor şeklinde iki iyon olacak. Diğerinde de sodyum artı hidroksit şeklinde şuradaki iyonların yani mesela 1 molara 1 molar olsa iki molarlık iyon var. Burası da 1 molara 1 molar olsa burası da iki molarlık iyon var. İyonların molaritesi eşit olduğu için elektrik iletkenlikleri de aynıdır. Bu şekilde denememizi bitiriyoruz arkadaşlar. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Hepinize kolay gelsin.